Merhabalar, ben Ulu Çinal. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Asus ROG Strix modelinin GL12CX TR016T modelini göstereceğim. Bu masaüstünün performansı çok yüksek gerçekten. Birçok işletim sistemi olarak, RAM olarak ve yazılımsal anlamda en son güncellemeleri barındırıyor. Tabii bunu yaparken de bununla birlikte Samsung'un Quantum Dot teknolojili 144 Hz 1ms tepki süresi olan monitörümüzü de göreceğiz. Kasamız bu şekilde. Klavyemizde yine Chroma serisi bu Razer Black Widow klavye ve yanında Logitech G900 Kaos modeli. Mouse mevcut. SanDisk'in 1 TB Extreme SSD'si de bize birlikte eşlik edecek. Bu yayınımızda ana hatlarıyla size Asus ROG Strix modelini açıklayacağım. Öncelikle bu model yeni ürünlerden, Asus'un yeni çıkarmış olduğu ürünlerden. Bildiğiniz gibi masaüstü ve laptopla dizüstü arasındaki fark performans olarak ciddi anlamda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu işin içinde performans anlamında baktığınız zaman, soğutma anlamında baktığınız zaman çok ciddi farklar mevcut. Bir kere sistemleri farklı, soğutma sistemleri performans olarak. Bunlar çok etki ediyor oyun ve rendering yapan insanlar için. Ben de uzun araştırmalar sonucunda MSI ve Asus arasında kalarak onların arasında tercihimi Asus yönünde kullandım. Daha önce bir dizüstü bilgisayarım vardı. O da MSI'ın Dragon Edition GT 72. Tabii 980 ekran kartıyla bir yere kadar gittim ve 980 ekran kartı şu anda bile birçok oyun çalıştırıyor. Ultra ayarlarda oynayabiliyorsunuz ama tabii ki bir masaüstü performansı bulamıyorsunuz. Ve ben de bir şekilde bunları upgrade etme şansımızın da olmadığını gördüğüm için dizüstü bilgisayarlardan artık kurtuldum ve masaüstü bilgisayara geçiş yaptım. Tabii bunu yaparken birçok hani yerleri araştırdım. MSI'ın Trident Plus modellerini araştırdım ve Asus'un ROG Strix modellerine baktım. Genelde bu markalar arasında kararsız kalmıştım. Çok da büyük özellikle iyi özellikli olan masaüstü bilgisayarlar piyasada çok fazla yok. Çünkü bunlar sayılı üretiliyor ve sayılı satışa sunuluyor. Dolayısıyla bunlar arasında kaldığımda MSI bir tık fiyat olarak üstteydi ki zaten bunların fiyatları gerçekten uçuk fiyatlar. Ama Asus bu konuda daha çok ilgimi çekmeyi başardı. Dizayn olarak gerçekten çok güzel bir dizaynı var masaüstü bilgisayarın. Yani şimdi bakalım. Ön taraf bizi bu şekilde bir LED panelle karşılıyor. Burada Aura Sync uygulamasının yine etkisi var. Aura Sync'i kullandığımızda bu şekilde farklı renkler elde etmemiz mümkün. Burada tabii portları görüyoruz. Ön tarafa 4 tane port yerleştirmişler. 3.0'dan 2 tane normal USB port, 2 tane ve harici bir çıkış var. Ses çıkışı ve SDMC slotu var. Şu kapak açılıyor. Bu kapağı isterseniz göstereyim. Bu mıknatıslı. Bu kapağı açtığımızda şöyle bir alan çıkıyor ve burada CD sürücüsünü şu şekilde şurada görüyorsunuz. Buradan basıp şey yapabiliyor, çıkarılabiliyor. Burada üst düzey oyuncular için kullanılan bir iğne SSD portunu buraya, M.2 SSD belki kullanır ama normal SSD'yi buraya takabiliriz.
Bu da rock şeklinde böyle yazıyor. Bunu istediğimiz zaman buraya takıp yerleştirebiliyoruz. Bu oyuncular için tasarlanmış bir bilgisayar zaten ki bu hızlı bir şekilde verimizi oraya aktarmamızı sağlıyor. Bunu direkt hemen yapışıyor. Mıknatıslı. Ön panel bu şekilde. Burada güç düğmesini görüyoruz. Burada özellikleri mevcut. Intel'in i9 9900K işlemcisi mevcut. RAM olarak 32 GB RAM. Ekran kartı RTX 2080 Ti 11 GB'lık bir ekran kartımız var. 7200 RPM hard disk ve M.2 PCI SSD'miz mevcut. Slim Tray DVD Rewriter'ı görmüştük az önce ve Integrated LAN teknolojisi ve Wireless LAN teknolojisi burada mevcut. Tabii şöyle bir şey var. Burada soğutma bölgelerini görüyoruz şu kısımda ve özellikle yukarı kısımda, şu kısımda. Mesela bu çok önemli çünkü bunun soğutması, burada 3 fan var bu kasada. 3 tane fanı bir şekilde bu ızgaralardan tahliye etmesi gerekecek ve dolayısıyla bu şekilde bir alan yaratmışlar kendilerine. Gerçekten bunu iyi yapmış Asus mühendisleri. Şöyle bir arkaya baktığımızda burada işte fanının bölümü ve buradaki benim takmış olduğum DisplayPort'un işte kablosu. Bunu görüyoruz. Burada işte SSD yuvalarını görüyoruz. SS yuvalarını görüyoruz. USB portu 2 tane. Aşağıda 3.1 Gen 1, 3.1 Gen 2 portları mevcut. Yine Gen 1 ve Gen 2 dışında tip A portları burada görülebiliyor. Burada işte mic out, rear, yine ses sistemlerini bağlayacağımız yerler mevcut. Burada bir hatta ben şöyle de bir detay daha vereyim. Şurada display portlarımızın yanında küçük şurada görüyoruz. USB-C Type portunu da görüyoruz. Bunu ben iPhone'umla bağladım. Pro Max'le bağladık. Burada da herhangi bir sorun yok. Bu kablo bu şekilde bağlantımızı yaptık. Ona da bulundurmaları güzel olmuş. Thunderbolt şeklinde kullanılabilen bir port görülüyor. Buradaki bölgeyi görüyorsunuz. AuraSync uygulamasıyla farklı LED ışıklarıyla bunu zenginleştirebiliyorsunuz. Çok güzel, hoşuma gitti. Tabii biz bu yan panel bu şekilde gelmedi aldığımda. Yan panelinde normalde bu buradaki gibi bir bölge vardı. Bu bölgeyi çıkarıyorsunuz ve yerine temperlı cam şeklinde onu kullanılabiliyor. Tabii güzel bir özellik. Bunu kutuda koymuşlar ve bir şekilde ben onu oraya monte ettim. Ve çok da güzel duruyor. Şöyle baktığımızda. Onun haricinde ben size şimdi burada programları göstereyim biraz. Kasamız bu şekilde. Gayet ısıtma yönünden soğutma yönünden hiçbir şekilde ısınmıyor. Soğutma yönünden gerçekten iyi bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Asus'un özel programları var tabi. Burada ROG Game Plus programını görüyorsunuz. Şöyle size yakınlaştırayım. GPU Tweak programları, AmFirst gibi programlar mevcut. Bunlardan yararlanabiliyorsunuz. İsterseniz bunları kullanabiliriz. Tabi bu size kalmış. Şurada AuraSync programı var. Burada Armor Create denilen bir program var. Onu göstermek istiyorum. Bu zaten biliyorsunuz birçok dizüstü bilgisayarında ve işte normal masaüstü bilgisayarlarda performans için her bilgisayar üreticisinin bir programı var. Burada da Asus'un bizi Armor Create programı karşılıyor. Daha önceki programları da ben inceledim Asus'un. Bu tabii güncel versiyonu. Bu kasaya bunu koymuşlar. Bu özellikle bir şey koymuşlar. Benim de hoşuma gitti. Arayüzü çok hoş. Çok sade bir arayüzü var. Aslında çok detaylı gibi gözüküyor ama gayet güzel. Net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Özellikleri zaten şurada görünüyor. Masaüstü bilgisayarımızın özelliklerini görüyoruz. Burada işte istatistik verileri görüyoruz. Bunun dışında fan hızları, voltaj değerleri,
Ben bunları hiç ellemedim. Bunları aslında elle de değiştirilebiliyor bakın. Bu Active Core 1 7'ye kadar işte buradaki core sayılarına 7, 8 fan speed diyor. Fan speed %100 şeklinde. Bunları zaten hiç ellemedim. Ellemede niyetim yok. Biz burada zaten 3 tane mod kullanıyoruz. Hani Windows'ta şu an durduğu için Windows modunda kullanıyoruz. Dengeliği kullanabiliriz. İşte bunları dengeli bir şekilde bu tabi uzun ömürlü olur. Turbo'yu da eğer bir uygulama veya oyun kullanılıyorsa Turbo'yu da kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Burada da Windows modunda kullanılabiliyor. Ben Windows modunda kullanıyorum. Birçok aslında özelliği var. Ama ana özelliği, yani göstermek istersen bunları size verebilirim. Burada işte bir takım verileri görebiliyorsunuz, detayları görebiliyorsunuz. Bellek frekanslarını, sıklığını, yüzdeleri, dereceleri, işte derece sıcaklıkları görüyoruz. Mesela şu anki CPU'nun sıcaklığı 50 derece şeklinde. İşte ekran kartı 31 derece, 30 derece gayet soğuk. Ha, bu tabii şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. Bu i9 işlemcilerin tabii 7 işlemcilere kıyasla daha farklı bir sistemi var. 7'ler daha iyi soğutuyor denilse de tabii i9 işlemciler çok performans harcıyorlar. Soğutmak zor olabiliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bunun soğutma sistemi gerçekten iyi. 3 tane fan koyulmuş o yüzden bu işlemciyi soğutabilmek için. Bunlar da gerçekten iyi çalıştığını söyleyebilirim. Ve hiçbir şekilde aşırı ses yapmıyor. Çok yük altında overclock'ta hiçbir sıkıntı yaşadığımızı söyleyemem size. Gerçekten sessiz bir şekilde çalışıyor. Yani dizüstü bilgisayardan mesela masaüstü geçtiğimde en büyük farklardan birisi bu oldu. Dizüstü kullanan biriyim ben. Normalde biriydim. Ama bu bilgisayara geçtikten sonra şunu söyleyebilirim size. Bu özelliklerde bir bilgisayara sahip olduğunuzda bunun gerçekten keyfini çıkarıyorsunuz. Çünkü hiçbir şekilde sizi etkileyecek herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani genel anlamda performans olarak çok memnun kaldığımı ve bu memnuniyetin de ötesine geçtiğini söyleyebilirim. Bunun haricinde size şu programı da göstereyim. Burada bizim ekran kartımızın zaten Turbo RTX 2080 Ti ekran kartı. Yani normalde Turbo versiyonu kullanılma durumu overclocklu haline getirebiliriz. İşte burada bir takım veriler var. GPU memory, GPU temperature gibi. Ya bunları ayarlayabiliyorsunuz. Zaten önemli olan bizim bunları adjust edebilmemiz. İşte silent mod, gaming mod, overclock mod şeklinde. Silent modda normal bilgisayar uyurken ki çalışma. Bu yüzden hani sessiz bir çalışmayı bunu isteyebilirsiniz. Bunu baykuş logosuyla göstermişler. Gaming modu aldığımız zaman oyun modu. Bunu oyunlarda kullanılabilir. Ben bunu genelde kullanıyorum ama bazen çok üst düzey uygulamalarda overclock modu açtığım oluyor. Genelde overclock'la oynuyorum ama overclock'ta çok problem yaşamadım. Ama gaming modda da oynanılabilir. Şu anda silent'ı almak istiyorum. Normal masa üstünde bulunduğumuz için silent modda bunu devam ettirebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Overclock yani seçtiğimde kesinlikle bir performans farkı görülebiliyor. Yani belki dinamiklerde, oyun içi şeylerde fark ediyor. Yani gaming'de arasında çok ciddi bir fark olduğunu söyleyemem ama normal modlar arasında fark vardır. Bunun haricinde bunu manuel olarak ayarlamanız da mümkün ama manuel olarak ayarlarsanız emin olun bunun gerçekten bir detay ve teknik bilgi gerektiren bir şey olduğunu biliyor olmalısınız. Çünkü bu sizin haricinizde bir şey. Voltaj değerleri, sıcaklık değerleri bunların hepsini iyi ayarlamanız gerekiyor. Bu gerçekten iyi bir bilgiye sahip olmayı gerektiriyor ve bunu uygulamak kolay değil. Bilgisayarda herhangi bir şey olabilir. Anakart arızası çıkabilir, yanmalar olabilir. Bunları gözden geçirip ona göre yapmanız gerekiyor. O yüzden ben o riske girmiyorum. Bunu normal uygulamalarla yapabiliyorum. Birçok uygulama var internet üstünde. İşte MSI'ın mesela kullandığım bir program vardı. Zamanında Afterburner diye. Onu kullandım ama tabii laptoplarda çok böyle bir overclock olayı olmadığı için benim laptopumda en azından. Masaüstlerde overclock şansınız var ama overclock edilebilen modeller de var. Bunun işlemcisi i9 9900K işlemcisi. K'lı modellerde overclock edebiliyorsunuz. Bunda da etme şansınız var ve biz bunun nimetlerinden yararlanıyoruz.
ziyadesiyle. Evet, genel olarak benim diyeceklerim bunlar. Bu kasa çok ağır desek çok da yanlış olur. Yani 11 kilo çok hafif de olmasa da normal bir kasa. ATX kasa gibi gözükse de işte mikro ATX olarak adlandırılıyor bu kasalar. Ben dizaynı çok beğendim. Bir kere Asus'un teknik servisi, yani kimi insan mesela laptopları alırken bu servise dikkat ediyor. İşte Asus servisi, ben daha önce Asus kullanmadım. Ama Asus'un servisine bağlanabiliyorsunuz. Yani bunlarda çok bir problem olacağını zannetmiyorum. Marka olarak Asus iyi bir marka. Yani MSI kullandığım zaman MSI'de hiçbir problem yaşamamıştım. 5 sene boyunca dizüstümü, 6 sene boyunca çok iyi bir şekilde kullandım. Herhangi bir sorun zaten olmuyor. Garanti kapsamındaydı. Hiçbir şekilde sıkıntı, bir arıza 6 sene boyunca hiç yaşamadım. İnşallah bunda da yaşamayız. Ben şu an hani testlerimi yapıyorum. Normal oyun testlerimi. Herhangi bir sıkıntı ve hiçbir problem yaşamadım. Bu bilgisayarın zaten özellikle Tayvan Mükemmellik 2019 ödüllerini aldığını biliyorum. Yani biraz araştırmıştım. Sitesinden de bakmıştım. Bunun diğer bir modeli daha var. Onun RAM'i 16 GB. 9700 işlemci var. Overclock edilebilen bir işlemci değil. Bir de aynı zamanda ekran kartı RTX 2070. Buna göre düşük bir ekran kartı. Ama 2070 tabii ki çok iyi bir üst düzey bir ekran kartı. Nereden bakarsanız bakın. Ama ben şu anda bütün oyunları şu anda 1080p monitörümle oynuyorum. 4K monitörle oynamak, ileride bir şekilde monitörü değiştirirsem oynarım ama ben çok gerekli görmüyorum. Çünkü bir kere 60 ve 70 FPS arasında gezinmektense FPS'lerimi 140, 150, 160 ve daha üstü olmasını tercih ederim. Ki oyunlarda aşağı yukarı 250-300 ortalaması gibi FPS'ler alıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. 4K'nın detayı kesinlikle çok farklı. Mesela Call of Duty Modern Warfare Remastered Edition'ı oynadığım zaman FPS'lerde yine de yüksek olsa da mesela Super Sampling özelliğini açtığımızda 2K, ben şu anda 4X'de oynuyorum mesela. FPS'ler hafifçe düştü ama bu çok belli olacak bir, yani performans düşürecek derecede değil de, yalnız 16X'i aldığımda tabii hafif hafif görülüyor o FPS düşüşleri, hani onu anlıyorsunuz. Yani belki bir 60 FPS ile oynamışımdır ama o Super Sampling gerçekten çok değiştiriyor çünkü o 4K özelliğiymiş. Ama orada tabii 4K çözünürlüğe almadık, 1080p ile oynadık ama Super Sampling modu çok farklı bir mod. O biraz daha, çok daha detayı gerektiriyor. O 2x 4x şeklinde oynamak gerekiyor. Genel anlamda masaüstü için bunları söyleyebilirim. Bu masaüstünün tabii fiyatı çok uçuk. Ama yani şöyle söyleyeyim, gerçekten hani bu şeylerde, donanımlarda bu fiyatları zaten yüksek olmasını bekleyebilirsiniz. Çünkü bu makineleri ucuza alma şansınız gerçekten imkansız. Öyle söyleyeyim, imkanı yok bunları ucuza almanın. Yani bunlar üst düzey makineler ve bunlar artık belli derecede, belli sayıda üretiliyor. Ve bunların özellikleri de ona göre dizayn ediliyor ve ona göre komponentleri, anakartları ve diğerleri olsun. Ben o yüzden toplama bilgisayarla karşıma almadım. Toplama alan insanlara saygı duyuyorum ama toplama alan insanların bu tarz sorunları yaşadıklarını da görüyoruz. Ha, çok iyi toplayanlar var, o ayrı bir şey ama bir kere uyumlu çalışması çok önemli. Hazır paket sistemlerde iyi markalara önermek her zaman daha mantıklı diye düşünüyorum. Toplama alacaksınız da kesinlikle bir danışacağınız birinin olması lazım. Çünkü teknik bilgiler var, anakartınızı, RAM'leri ona göre seçmek zorundasınız. Uyumsuz bir tane bile komponentin olması bütün detayları bozabilir. Bu yüzden buna çok dikkat etmelisiniz. Ben böyle bir seçimden yana kullandım bir şekilde masaüstü tercihimi. Bakalım, göreceğiz. Şu ana kadar bir ay oldu alalı ve bu makineden gerçekten şu anda memnunum. Gayet güzel. Önümüzdeki dönemlerde de çok rahat götürebileceğine inandığım bir makine. Bunun aynı zamanda bir üstüne, kasanın üstüne şuraya koyabileceğim bir logosu vardı. Asus, buradaki Asus logosu. O tabi o logoyu Rock Strix şeklinde bir çok metalik bir şey, görsel hazırlamışlar. Bunu da ileriki günlerde koyacağım. Bundan sonraki detayları diğer videolarımda bulabilirsiniz. Oyunlar
oyun testlerimize daha sonraki videolarda ulaşabilirsiniz. Şimdiden mutlu kalın. Hoşça kalın.